Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde 3. sınıfın 10. ünitesi Nature, doğa adlı üniteyi işleyeceğiz. Öncelikle ünite kelimelerini görüp ardından da bu kelimelerle ilgili cümle kurmayı öğreneceğiz. Hazırsak dersimize başlayalım. Öncelikle animals, hayvanları görüyoruz. Bear, ayı. Bee, arı. Butterfly, kelebek. Dolphin, yunus. Dog, köpek. Duck, ördek. Fish, balık. Frog, kurbağa. Ladybird, uğur böceği. Lion, aslan. Pigeon, güvercin. Seagull, martı. Seahorse, deniz atı. Shark, köpek balığı. Tiger, kaplan. Whale, balina. Evet, kelimelerimize devam ediyoruz. Air, hava. Cave, mağara. Desert, çöl. Forest, orman. Garden, bahçe. Mountain, dağ. Nature, doğa. River, nehir. Sea, deniz. Tree, ağaç. Ve zoo, hayvanat bahçesi. Evet, kelimelerimizi öğrendik. Şimdi konumuza geçiyoruz. Evet. Resimdeki çocuk görseldeki resmi tarif edecek bize. Bakalım nasıl tarif ediyor? That is lion. O bir aslan. It is yellow. O sarı. It is big. O büyük. It can run, but it can't fly. O koşabilir, but fakat o koşamaz. Buradaki but fakat anlamına geliyor. Evet, gelelim ikinci resmimize. That is ladybird. O bir uğur böceği. It is red and black. O kırmızı ve siyah. It is small. O küçük. It can fly but it can't swim. O uçabilir fakat yüzemez. Evet, konumuza devam ediyoruz. Bir şeyin büyük mü, küçük mü, kırmızı mı, mavi mi, nasıl olduğunu, öyle mi, böyle mi diye sorarken hangi soru kalıbını kullanacağız? Örneğin, is the bear big? Ayı büyük mü? Cevabımız evet ise yes, it is. Evet, büyük. Grandpa, is the dog big? Büyük baba, köpek büyük mü? Cevabımız hayır ise no, it isn't. Hayır, büyük değil. Bu şekilde soru sorup cevap verebiliyoruz.
Evet, gelelim like. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken like kullanırız. Gelin cümlelerimize bakalım. I like fishes. Ben balıkları severim. Burada like, sevmek anlamında. Cümleye özneyle başlıyoruz. I, ben demek. Hemen özneden sonra like, sevmek fiili geliyor. Ve hemen ardından da sevdiğimiz şeyi söylüyoruz. I like fishes. Ben balıkları severim. I like cats. Ben kedileri severim. Yine özneden sonra like, sevmek fiili geldi. I like cats. Don't like. Sevmemek. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken de don't like kullanırız. Örneklerimize bakalım. I don't like tiger. Ben kaplanı sevmem. Öznemiz I ve hemen ardından don't like, sevmemek fiili geldi. I don't like tiger. I don't like shark. Ben köpek balığını sevmem. Yine özneden sonra don't like, sevmemek fiili geldi. I don't like shark. Peki hem sevdiğimiz hem sevmediğimiz bir şeyden bahsederken I like fish but I don't like cat. Ben balığı severim. Fakat kediyi sevmem. Burada but fakat anlamına gelir ve iki zıt cümleyi birbirine bağlarken kullanırız. I like fish, ben balık severim, but, fakat, I don't like cat, kedi sevmem. There is, there are. Bir yerde bir nesnenin var olduğunu belirtirken İngilizce'de there is, there are kalıbını kullanırız ve var anlamına gelir. Gelin cümlelerimizi inceleyelim. There is one duck. Bir ördek var. Cümleye there is ile başlıyorum. Bir tane olduğu için is kullandım. There is one duck. Bir ördek var. There is one bee. Bir arı var. Yine one, bir tane olduğu için there is kullandım. Ve there is kalıbından sonra önce sayı, ardından da nesne gelir. One bee. There is one bee. There are four seahorses. There are kullandım. Neden? Çünkü rakam birden fazla. Four, dört. Dört tane deniz atı varmış. O zaman çoğullarda birden fazla nesneden bahsederken there are kullanıyoruz çocuklar. Ve dikkat etmemiz gereken diğer noktada normalde kelimemiz seahorse, deniz atı. Ama bakın seahorses sonuna S takısı gelmiş. Birden fazla olduğu için deniz atları çoğul olarak kullanacağım için İngilizce'de ben nesnenin sonuna S takısı getiriyorum. Seahorses, deniz atları. Dört tane deniz atları var. There are three butterflies. Kelebek. Üç tane olduğu için yine there are kullandım. Ve normalde kelimem butterfly. Tabloda da gördüğüm gibi tekil butterfly. Ama çoğulunda butterflies. Yine S ama burada IS geldi. Çünkü sonu Y harfi ile biten nesnelere S takısı gelirken Y düşer, yerine IS yazarız. Butterflies. Kelebekler. There are three butterflies. Üç tane kelebek var. There nokta nokta four fishes. Dört tane balık varmış. There are gelecek. There are four fishes. Yine burada bakın fish kelimemin kendisi balık, fish. Ama çoğul yaparken fishes. Bu sefer de S takısı geldi. Bunun da farklı bir kuralı var. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bazen S, bazen IS, bazen de S takısı geliyor. Buna dikkat edelim. Four fishes. Dört balık var. There are four fishes.
There nokta nokta one pigeon. Bir tane güvercin var. There is. Bir tane tekil olduğu için there is kullandım. There is one pigeon. There nokta nokta two bears. İki tane ayı var. There are. Çoğul olduğu için birden fazla there are. Burada da yine bear, ayı demek. Çoğul yaptığımızda bears, S takısı getirmişiz. Ve dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Goodbye.